Yani geçmişten bugüne din adamlarına parmak sallama. Buna millet müsaade etmez. Arkadaş, senin liderin sabahtan akşama kadar muhafazakar insanların önünde diz çökmüş yalvarıyor. Ne olursunuz bana oy verin diyor. Yalvarıyor ya. Ey muhafazakar kardeşlerim, sevgili halkım. Bakın benim partimin meclisinde başörtülü kadın var. Biz CHP olarak eskisi gibi değiliz. Biz değiştik. Şahidi kim? Şahidi de Temel Karamollaoğlu. Bugün Erbakan hayatta olsa size hep CHP ile yan yana gelmeniz eleştirileri yöneltiliyor. Siz Erbakan'la da çok yakın bir isimsiniz. Bugün olsa CHP ile birlikte olur muydu? Hiç tereddüt etme. Kesinlikle olurdu. Ya bütün bunlar olurken Temel Karamollaoğlu'na çıt yok çıt. Bir cami imamını hedef almışlar CHP'liler özellikle ya da ateistler. Temel Karamollaoğlu çıkıp da demiyor ki ya çünkü orada bir bağlılık var, bir yemin var. Aynı masada oturuyorlar, aynı yere hizmet ediyorlar. Bacısının başörtüsü için gözyaşı döken Ali Babacan. Ya neredesin Ali Babacan? Hani ağladın, gözyaşı döktün, bacımın türbanını söktüler dedim. Hüngür hüngür ağladın. Her birimiz o dönemde kendi hayatımızda çok acılar çektik. Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım. Benim kız kardeşim değerli arkadaşlarım, o günlerde, o 28 Şubat'ın ağır ikliminde ODTÜ'de okuyan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan kız kardeşim okuldan 3 defa uzaklaştırma cihazı aldı. 3 defa. Ne yüzden biliyor musunuz? Başındaki örtü. Temel Karamollaoğlu sürekli açıklamalar yapıyor. Hani Cumhurbaşkanı dedi ya bizim sırtımızda küfe var dedi. Biz öyle onların ağzıyla hareket edemeyiz dedi. İşte bu konuda sessiz ama Cumhurbaşkanı'na laf yetiştiriyor. Ey Tayyip Erdoğan, biz bu işin altına girmeye hazırız. Hadi hazırsınız, hazırsınız tabii. De bu konuda bir şey söylemiyor musun kardeşim ya? Bu konuda bir şey söylemeyecek misin? Ama ben niye bekliyorum ki Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir şey? Çamlıca'nın tepesine bir cami yapılmış. Gerek yoktu diyor ya. Gerek yoktu. Niye yaptınız bu camiyi diyor. Doldurun elinizi öperim diyor. Tayyip Erdoğan yaptırmış ya. Bu cami 60 bin kişilik bir cami. Hangi akıl yaptırdı kardeşim? Dolsun doldu. Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya. 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öperim. Bir kere. Doldu. Doldu Temel Bey. O zaman görevinizi yapın. Verdiğiniz sözü tutun. Yaptıranın elini öpün. Öyle dediniz kardeşim. Ben senin o yaşına başına hürmetim var. Ama sen kendi kendini bu noktaya düşürüyorsun. Diyorsun ki bir cami gereksiz, cami. Ayasofya'nın açılışı da gereksiz mi Temel Bey? Ali Babacan, ne diyorsunuz bu konuda? Yani günlerdir bir adama saldırıyorlar. Günlerdir hakaret ediyorlar. Yol gösteriyorlar. Türkiye'yi terk et diyorlar. Pakistan'a git, Kabil'e benden uçak biletin, git diyor. Sen bir şey diyor musun? Yok. Çıt yok. Ve ondan sonra da başta Temel Karamollaoğlu olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'su, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'su hepsi muhafazakarların oyuna talipler. Yok ya, yok ya, siz kimi kandırıyorsunuz kardeşim? Siz önce buraya bir tepki koyacaksınız. Bu kadar da değil diyeceksiniz kardeşim. Bu kadar değil dediğiniz zaman ben size inanırım.